Rasyonel sayılar konusuyla devam ediyoruz. İlk önce kesir kavramını izah edelim. A ve B tam sayı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılmış olan ifadelere kesir denir. A'ya pay, B'ye de payda denir. İlkokuldan beri bildiğimiz bir konu aslında bu. İşte eksi 2 bölü 5 kesri, eksi 8 bölü 3, 7 bölü 2, 9 bölü 5 gibi kesirler sayıları birer kesir ifade ediyor. Burada önemli olan 0 bölü sayı her zaman sıfırdır. Sayı bölü sıfır tanımsızdır. Yani payda da sıfır olmaz. Örnek veriyorum. 0 bölü 5 geldiği zaman karşımıza biz buna sıfır diyeceğiz. 5 bölü 0 geldiği zaman buna da tanımsız diyeceğiz. T ile göstermiş olalım şimdilik. Devam ediyoruz. Kesri bir reel sayıya eşit olduğuna göre A'nın alabileceği değerleri bulmamız istenmiş. Payda sıfır olmayacak. Payda yani alt taraf. Onu çözeceğiz sadece. A kare eksi 3A sıfır olmayacak. A çarpanında A eksi 3 sıfır olmayacak. Yani şu sıfıra eşit değil veya bu sıfıra eşit değil olacak. Ya 3 alınmayacak ya da sıfır alınmayacak. Yani bütün reel sayıları alabilirim ben. 0 ve 3'ü İşin içinden atarım. Bütün reel sayıları alıyorum. 0 ve 3'ü alamıyorum. Şimdi kesir çeşitleri basit, bileşik ve tam sayılı kesir olarak 3'e böldük biz bunu. Basit kesir nedir? İşaretine bakılmadan kendisi birden küçükse bu kesirlere basit kesir denir. Bir başka ifadeyle eksi 1 artı 1 arasındaki eksi 1 artı 1 arasındaki sayılar basit kesirdir. Payı paydasından küçük, payı paydasından küçük, payı paydasından küçük işaretine bakmadan söylüyorum. Payı paydasından küçük. Genel geçer bilinen bir bilgi bu basit kesir. Payı paydasından küçük işaretine bakılmaksızın diyeceğiz. Bir örnekle izah etmeye çalışalım. A pozitif tam sayıymış. Bu ifademiz basit kesir olduğuna göre A'nın alabileceği farklı en küçük değeri bulalım. O zaman bu küçüktür 1 olacak. A pozitif olduğuna göre şu eksi 1 artı 1 arasında incelemeye gerek yok. Sadece sağ tarafı yani birden küçük olan tarafı incelesem kafi. Çünkü A pozitif sayı. Yani A artı 5 küçüktür. 2A artı 3'ü incelerim. 3 buraya geldi. A da karşıdan gitti. Demek ki A sayımız 2'den büyük olacak, pozitif olacaktı. Kim olabilir? 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. Artı sonsuza kadar giden tam sayılar var burada. Farklı en küçük iki tanesi 3 ve 4'tür. Bunları bulmamızı istemişti. 3 ve 4 olur en küçük iki tane değeri. Devam ediyoruz. Bileşik kesir ise yine payı paydasına eşit veya büyük. Yani A sayısı B'ye eşit veya büyük olacak. Bir başka ifadeyle eksi 1 artı 1 arasında olmayan ifadelere bileşik kesir diyeceğiz. Eksi 1 artı 1 arasında olmayan. Yine işaretine bakılmaksızın biz payı paydasından büyük veya eşit diyeceğiz. İşte eksi 2 bir bileşik kesir, eksi 1, 1 de bileşik kesir, 3 de bileşik kesir. Bunun dışında 5 bölü 4 bileşik kesir, 5 4'ten büyük. Eksi 7 bölü 5 bileşik kesir, 7 5'ten büyük eşit işaretine bakılmaksızın söyleyeceğiz biz bunu. Devam ediyoruz bir ifadeyle buna. X pozitif bir tam sayıymış. Bu kesirin bileşik kesir olabilmesi için x'in alabileceği kaç farklı değer olduğunu bulalım. Yani burası büyük eşittir 1 olmalı. Burası büyük eşittir 1 olmalı. Yani 4x artı 13 bölü 6x artı 1 büyük eşittir 1. Mutlak değerin kuralı gereği söylüyorum. Bu ikinciyi çözmemize gerek kalmayacak. Çünkü pozitif dedi. Pozitif sayılar küçük eşittir eksi 1'i sağlamaz. Şu sağ tarafı çözmemize gerek kalmayacak. X'in pozitif olduğunu söylemiştim. Bu yani direkt çarpabilirim. Eşitsizlik çözümü yapmıyorum. Pozitif olduğundan emin olduğum için burayla çarpıyorum. Yani 6x artı 1'i birle çarpıyorum. Şurası 12 oluyor. Karşıdan 1 buraya geldi. 4x buraya gitti. Yani 6'dan küçük eşit olan her şey. Ama nasıl? Her şey pozitif olan. 6'dan küçük eşit olan kim var? Pozitif olarak 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane x değeri var bu örneğimizde. Devam ediyoruz. Tam sayılı kesir. Sıfır hariç bir tam sayı ve bir kesir, bir basit kesirle ifade edilebilen kesirlere tam sayılı kesir. Mesela bu 1 tam 1 bölü 3, 3 tam 5 bölü 7, 2 tam 1 bölü 4 eksiyle çarpmışız. Bunlar birer tam sayıda kesirdir. Tam sayıda kesiri nasıl bileşik kesire çevireceğiz? Tam kısmını artı olarak düşüneceğiz. Şurası B bölü C kalacak. Bu tam kısmını C ile çarpıp üsttekine ekleyeceğiz. Mesela bir tane örneği buradan söylesem. 1 tam 1 bölü 3'ü 1 artı 1 bölü 3 yazabilirim. Ben 1'i 3 bölü 3 yazarım. Bir de burada 1 bölü 3 vardı. 4 bölü 3 diye çevirdim. Bunu örnekle desteklemeye çalışalım.
Tam sayıda kesirlerini bileşik hesse çevirelim. 3 tam 1 bölü 4'ü çeviriyorum. Direkt şöyle de yapabiliriz. 4 kere 3 12. 1 de burada var. 13 bölü 4. Direkt böyle de yapabiliriz. 7 tam 3 bölü 5. Yok canım ben öyle değil açmak istiyorum. Açabiliriz. Aynı hesap bu. Yani hatta bunu 5 ile genişletirim. 35 bölü 5 artı 3 bölü 5. 38 bölü 5 diye çevirebiliriz. Bize kalmış bir yapacağımız işlemin usulü kendimize kalmış. Öğrenci arkadaşlar hangisi kolayına geliyorsa onunla yapabilir. Ben şimdi bunu hızlıca çevireyim. Şu eksisine dikkat etmiyorum. Eksisi dışarıda 5 tam 5 tam 4 bölü 9. Eksisi dışarıda. 9 kere 5 45. 9 kere 5 45. 4 de burada var. 49 bölü 9. Hemencecik bunu çevirmiş olduk. Diğerini de hemen yapalım. Şunun eşitini yanına yapalım. Eksi dışarıda. 6 tam 5 bölü 5 bölü 8. 6'dan 5 bölü 8. 6 kere 8 48. 48'e 5 ekledim. Eksi 53 bölü 8 olarak çevirmiş olacağız. Devam ediyoruz. Bu sefer de tersinden sorsak. Yani ne demek istiyoruz? Bileşik kesri tam sayıda kesre çevirsek. Bir bileşik kesri tam sayıda kesre çevirmek için kesrin payı paydasına bölünür. Elde edilen bölüm kalan ve kesrin paydası sırasıyla tam sayıda kesrin tam kısmı, basit kesrin payı ve basit kesrin paydası olur. Ne demek istiyoruz? Bunu da örnekle desteklemeye çalışalım. Şunu çevirelim. Şöyle değişik yollar var. Bir tanesi şu. 23'ün içinde 5'in katı olan en büyük sayı 20'dir. Bu yolu da göstermiş olalım arkadaşlara. 23'ün içinde 5'in katı olan en büyük sayı 20'dir. Burası 4 tam 3 bölü 5 olarak çevrilmiş oldu. 4 tam 3 bölü 5. İşte bu şekilde çevirmiş oluruz. Ama ben bölme de yapayım diyorsak şunu alayım. 32'yi 7'ye bölüyorum. 4 kere 7 28 kalan 4. 4 tam 32 bölü 7 4 tam 4 tam artı 4 bölü 7 kalan bölü faydası. 4 tam 4 bölü 7. Böyle de yazabiliriz. 4 tam 4 bölü 7. Bir diğeriyle devam ediyorum. Bunu da ben az önceki metotla çözeyim. Bölme işlemini öğrenci arkadaşlar biliyordur. Bu da bir hızlı bir metot aslında. Eksi dışarıda duruyor. Şurada 5 var, burada 5 var. 43'ün içinde 5'e bölünen en büyük sayı, yani 43'e kadar 40. Ondan sonrası 3. İşte olay bitti. Eksi. Şurası 8 yapar. 40'ı 5'e böldüm 8. 8 tam 3 bölü 5. Eksisi duruyor. Eksi 8 tam 3 bölü 5. Şimdi hemen bunu da yapalım. Şuraya yapalım. Şunu da yapalım. Eşittir. Eksi. Şurası 13. Şurası 13. 65'i yazdım. 7'yi yazdım. Şurası 5 yapar. Yani eksi 5 tam 7 bölü 13 diye bunu da çevirmiş oluruz. Devam ediyoruz. Denk kesirler nedir? Bir bütünün aynı büyüklükteki parçalarını gösteren kesirlere denk kesirler denir. Bunlar birbirlerine eşit veya denklik kavramlarıyla gösterilir. Gerçekten şu 2 ile çarpılmış, bu da 2 ile çarpılmış, 3 ile çarpılmış, 3 ile çarpılmış diye bu kesirin denklerini, eşitlerini sonsuza kadar yazabiliriz. Az önce de söylediğimiz gibi eşit ve denk kavramları ikisi birden de kullanılabilir burada. Şimdi buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Bir kesri biz genişletebilir veya sadeleştirebiliriz. Çünkü denk kesir kavramını kullanacağımızdan. Yani herhangi bir kesrin pay ve paydası sıfırdan farklı bir sayı ile çarpıldığında veya bölündüğünde kesrin temsil ettiği gösterdiği büyüklük değişmez. A bölü B kesrini K ile çarpabilirim her iki tarafını. K ile bölebilirim her iki tarafını payını ve paydasını. Burada göstermişiz. 3 bölü 5 kesrini alıp üstünü de altını da yani payını da paydasını da 2 ile çarptığımızda ona denk bir kesire ulaşırız. Bir başka kesir 3 bölü 5, daha doğrusu aynı kesir 3 bölü 5. Bir başka sayıyla eksi 3 ile genişletsem, eksi 9 bölü 15'e, yani o da 9 bölü 15'e, eksi 9 bölü eksi 15, 9 bölü 15'e denk. 9 bölü 15 kesrini ise biz 3 ile bölerek 9'u da 3'e bölüyorum 3, 15'i 3'e bölüyorum 5 gibi genişletme veya sadeleştirme işlemleri yapabiliriz. Bir örnekle yine bu işi izah etmeye çalışalım. A ve B iki basamaklı sayılar. Bu çok önemli. A'nın ve B'nin alabileceği değerleri bulalım. Ben bunun şimdi eşitini yazıyorum. Şunu 2 ile çarpsak 26. 2 ile çarpsak 54. Bir başka eşitini buldum. A bölü B şeklinde 13 bölü 27'nin bir başka eşitini buldum. Eşittir. 2 ile çarpmıştım şuradan şuraya. Şimdi 3 ile çarpayım. 3 ile çarpayım. 3 kere 13 39. 3 kere 27 81. İşte bunu da yazdım. 3 ile çarptım. Bir başka eşitini buldum. 4 ile çarpayım. 4 ile çarpsam 4 kere 13 52. Tabii aşağıdakini de 4 ile çarpıyorum. 4 kere 27
104. 4 kere 20'de 104 değil, 108. Olmadı şimdi bu. Niye olmadı? 108 çünkü iki basamaklı değil, iki basamaklı olacak şekildeydi. Şu olamıyor. Demek ki şu, bu veya başta verdiği ifadeler 3 tane böyle kesir var. A bölü B iki basamaklı sayı olacak şekilde. Devam ediyoruz. Şimdi rasyonel sayı kavramına geldik. Rasyonel sayı nedir? Şurada izah etmeye çalışmışız. Q ile gösterilir. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayı denir. A ve B tam sayı olacaklar. Paydamız sıfır olmayacak. Aşağısı sıfır olmayacak. Böyle bir sayıya rasyonel sayı denir işte. Bunlar birer rasyonel sayıdır. Eksi 2 bölü 7, eksi 9 bölü 4, 4 bölü 3, 3 bölü 5. Bu nasıl bir rasyonel sayı oluyor diye soruyor öğrenci arkadaşlar. Bunun paydası 1. Sıfırda rasyonel sayı nasıl oluyor? 0 bölü 2 yazabilirim. 0 bölü eksi 3 yazabilirim. Bu da bir rasyonel sayı. 4 de bir rasyonel sayı. 4 bölü 1 yazabilirim. Başka değişik söyleyişler de olabilir. Rasyonel sayı olarak bunlar da ifade edilir. Devam edelim. Rasyonel sayılarda toplama çıkarma ilkokul 5. sınıftan bu yana aşağı yukarı bildiğimiz bir konu. Paydalar eşitse payları toplayıp çıkarabilirim. Yani buradaki B sayısı eşitse yukarıdan toplama çıkarma işlemini yaparım. Eğer paydalar eşit değilse payda eşitlerim. Bu basit bilgiyi bir örnekle izah ederim. Şimdi ben bu örneği iki yoldan çözeyim. Birincisi az önce gösterdiğim metodu yok sayarak şuraları açarak çözeyim. Nasıl çözerim? 3 duruyor. Eksi 2 bölü 5 olur bu. Eksi 1 bölü 3 olur bu. 4 bölü 3 oldu burası. Eksi 3 bölü 5 oldu burası. 3 duruyor. Eksi 2 bölü 5. Eksi 3 bölü 5. Yukarıları topladım. 5 bölü 5 oldu. Eksisi var. 4 bölü 3'ten 1 bölü 3 çıkardım. 4 bölü 3'ten 1 bölü 3 çıkardım. 3 bölü 3. Yani bu 3, bu eksi 1, bu artı 1 cevap 3 oldu. Pay payda eşitleyeceğiz diye bir şey yok. Yok ben bunu böyle yapmasaydım da, öbür türlü yapsaydım, öbür türlü de yapalım bir örnekte, başka örneklerde de yapabiliriz. Hemen burada payda eşitlememiz lazım. Yani şunu 3'te genişletmemiz lazım, bunu 5'te. Şunu 5'te genişletmemiz lazım, bunu 3'te. Fakat az önceki çözdüğüm yol daha hızlı gözüküyor o. 3 eksi 6 bölü 15 artı 5 bölü 15. Buranın işi bitti. 20 bölü 15, her iki tarafını 5'te çarptım yani. Her iki tarafı 3'te çarptım. Şöyle eşittir diyelim. 3 duruyor. Şu 5, 6, 21 bölü, yok ne 21'i, 11 bölü 15. Şurası 11 bölü, 11 bölü 15. Artı 20'den bunu çıkardık. Burası da 11 bölü 15. Şu artı 11 bölü 15, eksi 11 bölü 15. Burada eksi var. Cevap 3. Aynı sonucu bulmuş olduk. İlk yol daha mantıklıydı bu soru için. Çarpmada da payı payla, paydayı paydayla çarpıyoruz. Sıraları gözeterek yukarıdakileri, aşağıdakileri kendi içinde çarpıyoruz. Devam ediyoruz. Bir basit örnekle çarpmayı izah edelim. İlk önce şu payda içleri, düzeltiyorum, parantez içlerini yapmamız gerekiyor. Yani 1 tam 1 bölü 2, 2 kere 1, 2, 1 de burada var. 3 bölü 2 çarpı, 3 1 daha 4 bölü 3 çarpı, 4 1 daha 5 bölü 4 çarpı, nokta nokta nokta, efendime söyleyeyim, n artı 1 bölü n olur. N ile 1'i çarptım, n ekledim. Yani bizim aradığımız bu. Ama şunların gittiğini, böyle sadeleştiğini buraya kadar, yukarıda n artı 1, aşağıda da 2 kaldığını görüyorum. N yerine de 99 yaz demişti bana. 99 yazdım, 100 bölü 2. Cevap 50 olarak bulunur. Şimdi bölmede ne yapıyoruz? Çarpma öyleydi. Bölmede ne yapıyoruz? Birinci ifadeyi aynen alıyoruz, diğerini ters çevirip çarpıyoruz. Rasyonel sayılarda bölmesi de bu. Bu da bildik bir şey. Vakit kaybetmeye değmez. Basit birkaç örnekle izah edip geçelim. Şu sayımızın 3 katı ile şu sayımızın 2 bölü 5 katının toplamını bulacağız. O zaman ben hemen 3 katını alayım. 3 katı 1 bölü 3, 5 artı 2 bölü 5 katı çarpı 3 bölü 1 bölü 5. Bunu bulacağız şimdi. Şurada bir bölme işlemi var. Burada da bir bölme işlemi var ilk önce. 3 duruyor çarpı 1. Aynen yazılır. Payda ters çevrilip çarpılır. Artı. Yaptım işte o iş. 2 bölü 5 duruyor. Çarpı 1. Aynen yazılır. İkincisi ters çevrilip çarpılır. Ters çevirdim. İşte işimiz bitti. Nasıl bitti? Şunlar gitti. Şunlar da gitti. Şurada 1 bölü 5 kaldı. Şurada 1 bölü 5 kaldı. 1 bölü 5. Artı. Artı 2 kere 3, 6. 6 tam 1 bölü 5 bu. 6 tam 1 bölü 5. Yani 5 kere 6, 31 de burada var. 31 bölü 5'tir bu sorumuzun cevabı. Rasyonel sayılar konusuyla devam ediyoruz. İlk önce kesir kavramını izah edelim. A ve B tam sayı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılmış olan ifadelere kesir denir. A'ya pay, B
B'ye de payda denir. İlkokuldan beri bildiğimiz bir konu aslında bu. İşte eksi 2 bölü 5 kesri, eksi 8 bölü 3, 7 bölü 2, 9 bölü 5 gibi kesirler sayıları birer kesir ifade ediyor. Burada önemli olan 0 bölü sayı her zaman sıfırdır. Sayı bölü sıfır tanımsızdır. Yani payda da sıfır olmaz. Örnek veriyorum. 0 bölü 5 geldiği zaman karşımıza biz buna sıfır diyeceğiz. 5 bölü 0 geldiği zaman buna da tanımsız diyeceğiz. T ile göstermiş olalım şimdilik. Devam ediyoruz. Kesri bir reel sayıya eşit olduğuna göre A'nın alabileceği değerleri bulmamız istenmiş. Payda sıfır olmayacak. Payda yani alt taraf. Onu çözeceğiz sadece. A kare eksi 3A sıfır olmayacak. A çarpanında A eksi 3 sıfır olmayacak. Yani şu sıfıra eşit değil veya bu sıfıra eşit değil olacak. Ya 3 alınmayacak ya da sıfır alınmayacak. Yani bütün reel sayıları alabilirim ben. 0 ve 3'ü İşin içinden atarım. Bütün reel sayıları alıyorum. 0 ve 3'ü alamıyorum. Şimdi kesir çeşitleri basit, bileşik ve tam sayılı kesir olarak 3'e böldük biz bunu. Basit kesir nedir? İşaretine bakılmadan kendisi birden küçükse bu kesirlere basit kesir denir. Bir başka ifadeyle eksi 1 artı 1 arasındaki sayılar basit kesirdir. Paydasından küçük, payı paydasından küçük işaretine bakmadan söylüyorum. Payı paydasından küçük. Genel geçer bilinen bir bilgi bu basit kesir. Payı paydasından küçük işaretine bakılmaksızın diyeceğiz. Bir örnekle izah etmeye çalışalım. A pozitif tam sayıymış. Bu ifademiz basit kesir olduğuna göre A'nın alabileceği farklı en küçük değeri bulalım. O zaman bu küçüktür 1 olacak. A pozitif olduğuna göre şu eksi 1 artı 1 arasında incelemeye gerek yok. Sadece sağ tarafı yani birden küçük olan tarafı incelesem kafi. Çünkü A pozitif sayı. Yani A artı 5 küçüktür. 2A artı 3'ü incelerim. 3 buraya geldi. A da karşıdan gitti. Demek ki A sayımız 2'den büyük olacak, pozitif olacaktı. Kim olabilir? 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. Artı sonsuza kadar giden tam sayılar var burada. Farklı en küçük iki tanesi 3 ve 4'tür. Bunları bulmamızı istemişti. 3 ve 4 olur en küçük iki tane değeri. Devam ediyoruz. Bileşik kesir ise yine payı paydasına eşit veya büyük. Yani A sayısı B'ye eşit veya büyük olacak. Bir başka ifadeyle eksi 1 artı 1 arasında olmayan ifadelere bileşik kesir diyeceğiz. Eksi 1 artı 1 arasında olmayan. Yine işaretine bakılmaksızın biz payı paydasından büyük veya eşit diyeceğiz. İşte eksi 2 bir bileşik kesir, eksi 1, 1 de bileşik kesir, 3 de bileşik kesir. Bunun dışında 5 bölü 4 bileşik kesir, 5 4'ten büyük. Eksi 7 bölü 5 bileşik kesir, 7 5'ten büyük eşit işaretine bakılmaksızın söyleyeceğiz biz bunu. Devam ediyoruz bir ifadeyle buna. X pozitif bir tam sayıymış. Bu kesrin bileşik kesir olabilmesi için x'in alabileceği kaç farklı değer olduğunu bulalım. Yani burası büyük eşittir 1 olmalı. Burası büyük eşittir 1 olmalı. Yani 4x artı 13 bölü 6x artı 1 büyük eşittir 1. Mutlak değerin kuralı gereği söylüyorum. Bu ikinciyi çözmemize gerek kalmayacak. Çünkü pozitif dedi. Pozitif sayılar küçük eşittir eksi 1'i sağlamaz. Şu sağ tarafı çözmemize gerek kalmayacak. X'in pozitif olduğunu söylemiştim. Bu yani direkt çarpabilirim. Eşitsizlik çözümü yapmıyorum. Pozitif olduğundan emin olduğum için burayla çarpıyorum. Yani 6x artı 1'i birle çarpıyorum. Şurası 12 oluyor. Karşıdan 1 buraya geldi. 4x buraya gitti. Yani 6'dan küçük eşit olan her şey. Ama nasıl? Her şey pozitif olan. 6'dan küçük eşit olan kim var? Pozitif olarak 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane x değeri var bu örneğimizde. Devam ediyoruz. Tam sayılı kesir. Sıfır hariç bir tam sayı ve bir kesir, bir basit kesirle ifade edilebilen kesirlere tam sayılı kesir. Mesela bu 1 tam 1 bölü 3, 3 tam 5 bölü 7, 2 tam 1 bölü 4 eksiyle çarpmışız. Bunlar birer tam sayıda kesirdir. Tam sayıda kesiri nasıl bileşik kesire çevireceğiz? Tam kısmını artı olarak düşüneceğiz. Şurası b bölü c kalacak. Bu tam kısmını c ile çarpıp üsttekine ekleyeceğiz. Mesela bir tane örneği buradan söylesem. 1 tam 1 bölü 3'ü 1 artı 1 bölü 3 yazabilirim. Ben 1'i 3 bölü 3 yazarım. Bir de burada 1 bölü 3 vardı. 4 bölü 3 diye çevirdim. Bunu örnekle desteklemeye çalışalım. Tam sayıda kesirlerini bileşik kesire çevirelim. 3 tam 1 bölü 4'ü çeviriyorum. Direkt şöyle de yapabiliriz. 4 kere 3 12. 1 de burada var. 13 bölü 4. Direkt böyle de yapabiliriz. 7 tam 3 bölü 5. Yok canım ben öyle değil açmak istiyorum. Açabiliriz. Aynı hesap.
bu. Yani hatta bunu 5 ile genişletirim. 35 bölü 5 artı 3 bölü 5 38 bölü 5 diye çevirebiliriz. Bize kalmış bir yapacağımız işlemin usulü kendimize kalmış. Öğrenci arkadaşlar hangisi kolayına geliyorsa onunla yapabilir. Ben şimdi bunu hızlıca çevireyim. Şu eksisine dikkat etmiyorum. Eksisi dışarıda 5 tam. 5 tam 4 bölü 9. Eksisi dışarıda. 9 kere 5 45. 9 kere 5 45. 4 de burada var. 49 bölü 9. Hemencecik bunu çevirmiş olduk. Diğerini de hemen yapalım. Şunun eşitini yanına yapalım. Eksi dışarıda. 6 tam 5 bölü 5 bölü 8. 6'dan 5 bölü 8. 6 kere 8 48. 48'e 5 ekledim. Eksi 53 bölü 8 olarak çevirmiş olacağız. Devam ediyoruz. Bu sefer de tersinden sorsak. Yani ne demek istiyoruz? Bileşik kesri tam sayılı kesre çevirsek. Bir bileşik kesri tam sayılı kesre çevirmek için kesrin payı paydasına bölünür. Elde edilen bölümü kalan ve kesrin paydası sırasıyla tam sayılı kesrin tam kısmı, basit kesrin payı ve basit kesrin paydası olur. Ne demek istiyoruz? Bunu da örnekle desteklemeye çalışalım. Şunu çevirelim. Şöyle değişik yollar var. Bir tanesi şu. 23'ün içinde 5'in katı olan en büyük sayı 20'dir. Bu yolu da göstermiş olalım arkadaşlara. 23'ün içinde 5'in katı olan en büyük sayı 20'dir. Burası 4 tam 3 bölü 5 olarak çevrilmiş oldu. 4 tam 3 bölü 5. İşte bu şekilde çevirmiş oluruz. Ama ben bölme de yapayım diyorsak şunu alayım. 32'yi 7'ye bölüyorum. 4 kere 7 28 kalan 4. 4 tam 32 bölü 7 4 tam 4 tam artı 4 bölü 7 kalan bölü faydası. 4 tam 4 bölü 7. Böyle de yazabiliriz. 4 tam 4 bölü 7. Bir diğeriyle devam ediyorum. Bunu da ben az önceki metotla çözeyim. Bölme işlemini öğrenci arkadaşlar biliyordur. Bu da bir hızlı bir metot aslında. Eksi dışarıda duruyor. Şurada 5 var, burada 5 var. 43'ün içinde 5'e bölünen en büyük sayı, yani 43'e kadar 40. Ondan sonrası 3. İşte olay bitti. Eksi. Şurası 8 yapar. 40'ı 5'e böldüm 8. 8 tam 3 bölü 5. Eksisi duruyor. Eksi 8 tam 3 bölü 5. Şimdi hemen bunu da yapalım. Şuraya yapalım. Şunu da yapalım. Eşittir. Eksi. Şurası 13. Şurası 13. 65'i yazdım. 7'yi yazdım. Şurası 5 yapar. Yani eksi 5 tam 7 bölü 13 diye bunu da çevirmiş oluruz. Devam ediyoruz. Denk kesirler nedir? Bir bütünün aynı büyüklükteki parçalarını gösteren kesirlere denk kesirler denir. Bunlar birbirlerine eşit veya denklik kavramlarıyla gösterilir. Gerçekten şu 2 ile çarpılmış, bu da 2 ile çarpılmış, 3 ile çarpılmış, 3 ile çarpılmış diye bu kesirin denklerini, eşitlerini sonsuza kadar yazabiliriz. Az önce de söylediğimiz gibi eşit ve denk kavramları ikisi birden de kullanılabilir burada. Şimdi buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Bir kesri biz genişletebilir veya sadeleştirebiliriz. Çünkü denk kesir kavramını kullanacağımızdan, yani herhangi bir kesrin pay ve paydası sıfırdan farklı bir sayı ile çarpıldığında veya bölündüğünde kesrin temsil ettiği, gösterdiği büyüklük değişmez. A bölü B kesrini K ile çarpabilirim her iki tarafını. K ile bölebilirim her iki tarafını, payını ve paydasını. Burada göstermişiz. 3 bölü 5 kesrini alıp üstünü de altını da, yani payını da paydasını da 2 ile çarptığımızda ona denk bir kesire ulaşırız. Bir başka kesir 3 bölü 5, daha doğrusu aynı kesir 3 bölü 5, bir başka sayı ile eksi 3 ile genişletilebilir.